Safi Lezzetler kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden uzun zamandan beri istediğiniz bir tarifi çektim. Erzurum pastası diyorlar bunun adına. Benim küçüklüğümde çok yapılırdı. Ben de bugün sizlerle tarifini araştırdım ve paylaşıyorum. Bir su bardağından 2 parmak eksik erimiş tereyağının üzerine sıvı yağla tamamlıyorum. Şimdi yapımına başlayalım. 4 tane yumurtam var. Ben tarifi aldığım kişiden bir su bardağı dolusu yumurta diye aldım. O yüzden su bardağını kırarak ölçüsüne baktım. 1,5 su bardağı kadar şekeri çırpıyorum. Daha tatlı olmasını isterseniz 2 su bardağı kadar şeker koyabilirsiniz. Çünkü bayağı bereketli bir kurabiye oluyor. Sırasıyla yoğurdu, tereyağı ekleyerek homojen bir karışım olana dek el çırpıcısıyla çırpıyorum. Şimdi ununu ilave ediyorum. Un miktarını isteğinize kalmış ama ben yine ortalama bir ölçü yazacağım. Burada bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı karbonat var. Onun üzerine bir yemek kaşığı limon suyu ekleyip bu şekilde köpürmesini sağlıyorum. Daha sonra unun üzerine ilave ediyorum. Un miktarı dediğim gibi size de kalmış ama benim yaptığım gibi elinizi yuvarlayarak yapmak isterseniz aşağı bilgi kutuda yazdığım kadar koymanız yeterli olur. Fakat şimdi bir kıvam var, o kıvamı da göstereceğim. Bazen kaşık kaşık dökerek de yapılıyordu bu pasta benim küçüklüğümde. Tamamen hani elde yuvarlamalı değildi. Bakın işte bu kıvam. Bu kıvamda bu şekilde çelik bir tepsi, alüminyum bir tepsinin üstüne kaşık kaşık dökerek yapardı eskiden. Ben yuvarlayarak yaptım. Buna biraz daha un gerekecek şimdi. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmayı tercih ettim. Tarifi aldığım akrabamız içine limon ya da portakal kabuğu eklemedi. Tarifte yoktu. Ama ben bir kere daha yapacak olursam eğer mutlaka portakal kabuğu rendesi eklemeyi düşünüyorum. Çünkü bu kurabiyeye çok gerçekten yakışacağını tahmin ettim. Siz de yapmadan önce eğer seviyorsanız portakal aromasını mutlaka bir tane portakalın suyunu ve kabuğunu mutlaka ekleyin. Kabuğunu özellikle rendeledikten sonra şekerle elinizle biraz ovuşturursanız içindeki aromatik yağlar daha güçlü bir şekilde çıkacaktır ortaya. Şimdi bu şekilde cevizden biraz büyük parçalar elimle yuvarlıyorum ve tepsiye diziyorum. Tamamen boyutu tamamen size kalmış. Bir tane yumurtanın hepsini kırdım ve çırptım. İçine biraz zeytinyağı karıştırdım ve kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Daha sonra her bir kurabiyenin üzerine birer tane fındık koyacağım. Bu aşamada ben fırınımı 180 dereceye ısıtmaya başlamıştım. Isınmış fırına göndereceğiz kurabiyelerimizi, pastalarımızı. Ve bu şekilde fırına gönderdim. Yaklaşık 1,5 katına kadar çıkıyorlar pişince. Kocaman pastalarımız oluyor. Evet, pastalarım pişti. Güzel oldular, çok lezzetli oldular. Tavsiye ediyorum yapmanızı ama dediğim gibi portakal aromasını seviyorsanız içine mutlaka portakal kabuğu ilave edin. Şekeri de tatlı seviyorsanız 2 su bardağı kadar çok rahat kaldırır. Bu 2 tepsi kadar çıktı, 1 burun kadar daha çıktı. Onu da göstermedim videoda. Altı üstü hepsi aynı ayarda çok güzel bir şekilde pişti. Dilerseniz bu ölçünün tam yarısını da yapabilirsiniz. O zaman bir tepsilik minik pastalarınız olmuş olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.